Birinci projemiz öğretmenlerle ilgili. Bugüne kadar KHK ile mağdur olan insanların çoğusu ya öğretmen veya öğretmenlik yapabilecek kapasitede eğitimli insanlardan oluşuyor maalesef. Bu anlamda herhangi bir eğitim kurumunda çalışmaları mümkün de olmadığından bu meslek grubuna yönelik yapılacak her çalışma pek çok kişinin hayatını doğrudan etkileyecektir. Bu yüzden öğretmenlere veya öğretmenlik yapabilecekleri önerimiz mesleklerini online eğitim alanında devam ettirmeye çalışmaları. Bunun için Cambly, Teachable, People Per Hour gibi sitelerde eğitim vererek para kazanmak mümkün. Tabii ama burada yurt dışındaki insanların çocuklarını bu siteleri kullanan KHK mağduru kişilere yönlendirmeleri de önemli. Bunu daha önce Özcan Keleş de gündeme getirmişti. Dünyanın pek çok yerinde birçok dersi online vermek artık mümkün ve bu konuda ayrıca bir platform kurmayı da hem gerekli görmüyoruz. Tamamen tersine mevcut platformların tespit edilip onların kullanılmasını daha uygun görüyoruz. Hiç bilmeyenler için prosedürü daha detaylı olarak öyle videolarda ele almak mümkün. Ama ders vermeyle ilgili olarak matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü, ahlak bilgisi, hatta Türkçe, Kur'an dersi gibi eğitimler internetten sağlanabiliyor. Bunun için önemli olan KHK mağdurlarının ilk adım atıp bu platformlarda birer hesap açmaları ve bunu sosyal medya üzerinden duyurmaları. Bu manada ikinci ve en önemli adım da yurt dışındaki insanlara düşüyor. Yurt içinde yani Türkiye'de ders vermek isteyen insanlara bir şekilde ulaşmak suretiyle hem kendi çocuklarının ihtiyaçlarını gidermek hem de KHK ile mağdur olmuş öğretmenleri istihdam ederek problemlerine bir nebze çözüm bulabilirler. Burada tabii sadece yardım değil, aynı zamanda alternatif bir yol ile kalıcı bir çözüm üretmiş olmak da mümkün. Yine yurt dışındaki insanlar bu öğretmenleri tanıdıktan sonra ve test ettikten sonra çevrelerine önerebilirler ve bu sayede kısa sürede pek çok insan kalıcı bir geçim imkanı bulmuş olur. Tabii şimdi diyeceksiniz ki hocam biz böyle bir şey yapsak hükümet aynen TEOG'u kaldırdığı gibi bu web sitelerini de kapatır. Bu çok haklı bir çekince ama şunu unutmayın, böyle ders verilebilen pek çok web sitesi mevcut. Birisi kapansa diğerine geçilebilir. Zaten kısa bir süre sonra ilk derslerden ötürü sadece Skype, Google Hangout, Zoom ve benzeri iletişim kanalları ile aynı dersleri bu sefer aracısız vermek mümkün olur. Bu şekilde komisyon vermekten de kurtulabilir. Ayrıca artan kur farkı ile hem Türkiye'deki mağdur öğretmenlerin önemli bir miktar para kazanmaları mümkün olur. Hem de yurt dışındakiler için kolay, tercih edilebilir ve ucuz bir hizmet sunulmuş olur. Bunu şimdilik burada bırakıp gerekirse ayrıca başka bir videoda daha detaylı olarak izah etmeye çalışabiliriz. Ama şimdilik bu projeyi bu şekilde değerlendirilmesi gereken bir fikir olarak dikkat nazarlarınıza sunmak istiyorum.